ülkemizin çevresinde oluşturulması planlanan terör koridoruna karşı MHP'cimiz 9 Ekim 2019 tarihi itibariyle bir harekat başlattı. Bu noktada söz konusu vatanımız olduğunda hep beraber hareket etme bilincini gösterdiğimizi mutlulukla görüyoruz. Harekatın 9 günlük sürecinde Mehmetçiklerimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit düşmüştür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi Çorlu Belediye Meclisimizden sunuyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 2011 yılından beri süren ve tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen Suriye'deki iç savaşta şimdiye dek yüz binlerce insan hayatını kaybetti. 6 milyona yakın sivil hayatta kalabilmek için sığınmacı oldu. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diye, Mehmetçiğimizi korusun diye dua ediyoruz. Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için şehit olan askerlerimize, tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, emek, çocuk, kadın dinlemeden insanlığımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet çevresidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir de diğer ayağı da barış sınırı harekatı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarına olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkan bulmuşlardır. Belediye meclisimiz olarak barış sınırı harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğunu bildiriyor. İnanıyoruz ki her gün her türlü siyasi görüş ayrımlarını bir kenara bırakarak bir beraber olma gibidir. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir. Ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağını yetenleniyor. Fedakar askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Barış Pınar Harekatı'nın başarıya ulaşması, ülke bekasının korunmasının yanı sıra güney sınırlarımızda barış ve huzurun gelmesinde de çok önemli rol oynamaktadır. Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Suriye'nin kuzeyine gerekli müdahaleler kahramanca yapılmıştır. Yapılan müdahale sonucunda Amerika ve tüm dünya Türkiye'nin kararlılığını görmüştür. Bu gelişmeler çerçevesinde dün ABD yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde terör örgütleri oluşturmak istediğimiz güvenli bölgeden 5 gün içerisinde silahlarını bırakarak çekileceklerdir. Türkiye'nin güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruhla mücadele edilmektedir. Çorlu Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi olarak ordumuzun yanındayız. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.